Gelmeden önce sevgili misafirler, son bir konuşmacımız daha var. Ondan sonra bir ara vereceğiz. Konuşmacımız bir stand-up. Kendisi aynı zamanda radyo programcılığı da yapıyor. Ben kendisini izleme şansı bulamadım henüz. Benim talihsizliğim. Umarım bu vesileyle mutlaka bir gösterinizi izlemiş olurum. Türk diyalogları mizah gücü yettiğince ihtiyacı olan herkesin yanında olacak diyor kendisi. Diyor ki bizim mizah anlayışımız sadece gülmek ve güldürmekten ibaret değildir diyor. Türk diyalogları sosyal sorumluluğun gerçek anlamını bilir diyor. Türk diyaloglarıyla alkışlarınızda, huzurlarınızda Emre Mutlu. Merhabalar. Mikrofon kapalı mı? Bu adamı kızdırmayın abi. Mikrofon... Ses. Ses. Teşekkürler. Buyurun. Yürüyen sosyal sorumluluk. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Emre Mutlu ben. Küçüklüğümden beri mizaha, komediye çok meraklı bir insan olarak büyüdüm. Bir hayli büyüdüm ama bu noktaya gelebildim. Şu anda arkada gördüğünüz slaytlarda birkaç tane benim resmim dönecek. Çünkü çıkış noktamızı buradan başlayarak anlatmam gerekiyor. Şimdi sahnelerde İstanbul'da, İstanbul çeşitli bölgelerinde sahne alıyorum ve şehir dışı seyahatlerimiz de çok sık oluyor. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Daha önce hani bu nasıl stand-upçı demeyin içinizden. Bu çok farklı bir olay, çok güzel bir duygu. O yüzden ister istemez biraz heyecanlanıyorum. Şimdi hepimiz sosyal medyada yeterince yer alıyoruz. Zannediyorum aramızda Twitter olmayan var mı? Merak ediyorum ama dışarıya alabilir miyiz sizi? Dört. Peki, çok az. Yani salonun zannediyorum %3'ü gibi bir ortalama çıkıyor bu sonuçtan. 3-4 kişi var. Twitter, Facebook, birçok sosyal medya platformunu hep beraber kullanıyoruz. Şimdi ben hem gençlerin, hem yaşıtlarımın, hem benden daha büyük insanların gerçekten içlerinde birer gizli komedyen olduğuna inanıyorum. Yani en sert mizaçlı insan dahi yeri geldiğinde doğru ortamda çok güzel espriler, şakalar yapabiliyor ve biz bununla alakalı internette bir etiket başlattık. Yani Türk insanının, daha doğrusu Türkiye'de yaşayan bütün insanların mizahı açığa çıkartabilmeleri için gündüz dışarıda, sokakta, atıyorum iş yerinde, evde ailemizle yaşadığımız polemikleri diyalog halinde 140 karakter, Twitter'da müsaade ettiği karakter sayısı bu. Mikrofon patlıyor mu bu arada? Süre kazanmak için şöyle bir 5 saniye kadar. Gayet iyi, gayet iyi. Gideyim, geldi bana. Böyle bir etiket başlattık. Etiketimizin ismi, yani hashtag'in ismi Türk Diyalogları. Türk diyalogları hepimizin gündüz dışarıda veya iş yerimizde, akşam evimizde yaşadığımız şeyleri kaleme aldığı, daha doğrusu klavye kullanarak internete yansıttığı bir etiket oldu. Ve çok büyük bir popülerlik yakaladı. Gördüğünüz gibi birkaç tane güncel gazeteye manşet oldu ve haber oldu. İnsanlar bu etiketi sürekli taze tuttular çünkü herkes yaşadığını akşam gelip Türk diyalogları etiketi altında yazmaya başladı ve basının, yazılı basının ilgisini çekti. Evet, büyük sinema üstadlarımızın da resmini kullanmışlar. Türk diyalogları etiketi çok sık vaziyette TT olmaya devam ettiği sürece, trend topikte kaldığı sürece insanların katılımı da çoğaldı. Dolayısıyla medyanın dikkatini çektikten sonra popülaritesi daha da arttığı için sosyal medyanın televizyon kısmının da dikkatini çekti ve evet, sosyal medya TV'ye konuk oldum ben. Bununla alakalı bir konuşma gerçekleştirdik. İnsanlar Twitter'da mizah yaparak etiketin günden güne büyümesini sağladı. Twitter, dediğim gibi, çok büyük bir oluşum ve olay. Biz bir şeyler paylaşacağımız zaman çok sık vaziyette kullanıyoruz. Dolayısıyla da Twitter'ın bize çok büyük faydası oldu. Biz Türk diyaloglarını kitap haline getirdik. Ama ve insanların gerçek attıkları tweetleri kitapta paylaştık. Resimleri, yazdıkları şeyler kitabın içinde yer aldı. Kitabı İstanbul'un, hatta Türkiye'nin en ücra köşelerine bile ulaştırmaya gayret ettik. İnternetten online satışı devam etti ve kısa sürede kitabımız tükendi. İçimizdeki mizah ruhunu kitaba yansıtmış olmak bizi tabii ki mutlu etti. Ve çok kısa sürede tükendi. Bunun bizim için diğer medyatik olaylardan bir tanesi de televizyon, internet olduğu gibi radyo. Ben aynı zamanda bir radyo programcısıyım.
radyoda da bunun anonsları sürekli döndüğü için insanların dikkatini çeken bir kitap haline geldi. Ve az önce de söylediğim gibi kısa sürede tükendi. Arkamda şu anda atılan bazı tweetleri okuyabilirsiniz. Çok komik şeyler paylaşıldı. Gerçekten benim heyecanımı da mazur görün çünkü genelde metne dayalı konuşmalara çok alışkın değilim. Çıktığım zaman 3 saat 4 saat anlatıyorum belki ama burada biraz durum farklı oluyormuş. Böyle bir tecrübemiz oldu. Kitabımızın gelirini maddi anlamda ben bu işten para kazanan birisi olarak bir şeye faydası olması adına ben ve o tweet'e yazan diğer insanlara karar verdik ve kitabımızın gelirini LÖSEV'e bağışladık. Kitabın gelirinin tamamı LÖSEV'e bağışlandı. Şu an fiziksel bağış henüz gerçekleşmiş değil. Fakat slide'ın sonunda benim iletişim bilgilerim var. Twitter'dan da bunu paylaşacağız. İnşallah. Kitabın gelirinin tamamının LÖSEV'e bağışlanması bizi çok mutlu etti. Çünkü onlar hiçbir cezadan yargılanmadıkları halde çok büyük bir mağduriyet içindeler. Çok büyük bir ceza çekiyorlar. Tıbben ve maddi olarak insanlar elinden geleni yapmalı bence. Slide de bir türlü ilerlemiyor. Yani durum bundan ibaret. Şimdi ben bir şarkı söylemeye başlıyormuşum burada. Ya gerçekten hakikaten çok heyecanlandım. Bu videoyu abi çekiyorsun da hiçbir yerde yayınlamamın çok büyük etkisi. Bana ulaşmak isterseniz YouTube'da böyle bir adam olmadığımı görebilirsiniz. Normalde. Gülerek destek verenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ben 25 tane tweet koymuşum herhalde hala bitmedi. Evet, şunun güzelliğini görüyorsunuz. Gerçekten çok mağdur durumdalar o yüzden. Herkesin LÖSEV olabilir bir sürü fakat tabi adı karalanmış Fenerli Menerli dernekler değil de daha çok gerçekten yardım bekleyen insanlara yardım elini uzatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sorusu olan... Abi bunu kapatıyorum artık. Bitti çünkü değil mi? Evet şimdi gösteri başlıyor. Çok sakin bir şekilde. Bitti yani. Evet bu kadar. Aksın mı arkada kapatalım mı? Ben birer dakika mı hazırladım slaytları ne yaptım? Yok. Logoyu yapıştırmışsın abi. Bakacak mesela burada şey ne yok. Anlatmayı düşünüyordun? Tamam. Sonuncusu. Evet tamam, bu da bizim süper. İletişim bilgilerimiz. Benim ve hashtagimiz. Bunu sık sık Twitter'da görmüşsünüzdür diyeceğim. Herkes yo diyecekmiş. Evet hashtagimiz benim parodi hesabımız ve kendi şahsi hesabım. Bu kadar. Bitmedi gitti arkadaş ya. Evet teşekkürler sorularınız. Abartmayalım tamam ya. O yehu falan videonun burayı koy ama bak. Abi şimdi senin yanında bundan bahsetmek benim harcım değil. Komedyen değilim. Bir komedi programımız ben var. Ben de değilmişim bu akşam olmuş. Yok çok güldük biz. Sana çok güldük. Ama gerçekten çok kısa bir şey söyleyebilirim. Hakikaten şu alet open mic pozisyonuna geçtiği anda ben böyle bir espri yapma ihtiyacı hissediyorum. Ve böyle hani ve günümüzde insanların falan bu moda giremiyorum. Yani bildiğin bıdı 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 öyle değil mi abi poha falan böyle olması gerekiyor. Ben o moda giremiyorum ama Deniz Hanım'la bunu görüştük. Bu projeyi gerçekten burada tanıtma şansı buldum. Çok sevinçliyim. Komedyenliğin bir de şöyle bir sıkıntısı yok mu abi? Dediğim gibi yani sen varken bahsetmemiz çok şey değil. Benim bahsetmem çok doğru değil ama yani komedyen yok ya Türkiye'de ve gerçekten çok zor bir iş. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizde her sülalede bir komedyen vardır. Mutlaka komik birisi vardır. Aile buluşmalarında falan hepimiz yarılarak gülüyoruz. Evet. Bakın sesi güzel akrabalarımız da olur. İşte bizim kızın sesi çok iyi, amcaoğlu çok iyi türkü söylüyor falan ama buna rağmen yine de bir şarkıcı endüstrisi var. Yani bir konsere gidip 50 lira, 60 lira, 100 lira verebiliyorsunuz ama bir komedyenin şovuna 10 lira, 20 lira para verip seyirci getiremiyorsunuz. Gelmez. Yani şu an zaten size sayın desem 3 bilemedim 5 kişiden fazla isim sayamazsınız. Bu çok enteresan bir durum. Evet. Yani benim tezim hepimiz çok gülüyoruz ve çok komik bir milletiz belki ama evet, çok kesin. Tabii yüzeysel bir tez bu yani. Hani evet. Bununla işin içinden çıkamam. Ama dediğim gibi gerçekten çok çok zor bir iş. Emre'ye sorusu olan var mı sevgili misafirlerimiz? Onun öncesinde ben bir şey söylemek istiyorum. Biz Emre Bey'le başka bir konu üzerinden iletişime geçmiştik. Yaklaşık Mayıs ya da Haziran, belki Ağustos bilemiyorum. Ama yani bana başka bir projenin üzerinden devam etti. Anlattığında böyle olun, sosyal sorumluluk en son peçe kuçamız olacak. Bize katılır evet, mısınız evet. Dedim. Herhalde 7 ay önceki ilk konuşmacımız kendisi o yüzden. Öyle mi? Biz çok sevdik projenizi. Diğer tüm projeler çok gibi. Teşekkür ederim, çok gayet teşekkür ederim. Güzeldi yani. Sorusu olan var mı?
Peki abi. Abi yalnız senin projen de çok iyiymiş. Gerçekten. Yani ondan önceki bütün projelerde iyiydi ama özellikle o çok dikkatimi çekti. Teşekkür ederiz tekrar. Sana soru sormak zor şu anda. Bana evet, soru sormak biraz soru program değil ama yani soru olacak bir şey değil zannediyorum. Hani kitap basıldı, satıldı ve geliri LÖSEV'e başladı. Kaç sattı? Kaç sattı mesela kitap? 2000. Çok iyi. Tek kaç basım? Bir basım mı? İki basım mı? Bir basım. Bir basım, ya bir basım şöyle. Fiyatı normalde 15 TL'ydi. 9.90'a düştü. En son 5.99'a düştü ama toplu alımlar oldu. O çok sevindirici. Harika. Mesela bir futbolcu abimiz işte 60 tane birden aldı. İşte birisi 60 tane aldı. Tabii. Takımı getirdi herhalde. Takımı getirmedi. Herhalde dağıtacak eşine dostuna. Evet. Toplu alımlar olduğu için de birazcık hızlı eridi tabii. Peki seni nerede izleyebiliriz? Beni nerede izleyebilirsiniz? Ben bu sezon yani bu kış sezonu hiçbir yerle anlaşmadım. Fakat bundan önce Old City Comedy Club ve Laş Kabare İstiklal Caddesi, Sıraseller Caddesi'nde. Evet, evet. Orada çıkıyordum. Bakırköy Sanat Merkezi'nde oynadım geçen sezon. Ama bu sezon radyo işleri çok yoğun olduğu için biraz sahne işine ara verdim. Önümüzdeki ay kısmetse büyük bir gösteri yapacağım. Harika. Old City Comedy Club bu arada ilk ve tek komedi kulübü galiba İstanbul'daki. Bilmeyen misafirlerimiz varsa aynen. Beyoğlu'nda stand-up, oradaki stand-up girişimlerini oradan takip edebilirsiniz. Galiba bir sorumuz yok. Değil mi? Alnını kaşıyan birisini gördük, hemen soru mu soruyorsunuz falan. El kalkıyor, heyecanlandı. Estağfurullah. Tamam. Herkese çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkürler. Burası bir alçalmış. Sevgili misafirler, gitti ya sahneden, arkadan lafı çarpıyoruz buradayken.